Merhaba arkadaşlar. Daha önce tasarlamış olduğumuz bir kalıbımızın maliyet analizini çıkarmak için Excel'de bir çalışma yapacağız. Katyamızı da açtık. Malum kalıbımız daha önceden hazırlanmıştı. Hemen gidip daha önceden çizimi yapılan saç 3 diye geçen kalıbımızın datasını açıyoruz. Product'tan. Şimdi Excel sayfamızı açtık. Kalıbımızın bize maliyeti ne kadar? Onu öğrenmek istiyoruz. Excel sayfamızı açtık. Sayfa düzeni ayarları yapalım. Sayfamız yatay olsun. Görünümü sayfa düzeni şeklinde olsun. Sayfa düzeninde kenar boşluklarına gidelim. Abi bir mesaj geldiği zaman bir kere de gelmiyor. Evet. Sayfamızın alt, üst, yan, sağ, sol boşluklarını 0,5'e ayarladık. Şimdi şuradaki bakın sütun genişliği var. Şimdi yaklaşık olarak 1'e düşürebilirsiniz. 1 yapın. Ardından şuradaki satır aralığını da yüksekliğini de 0,50 yapabilirsiniz. Şimdi eğer burada şeyse baskı ön izleme bakın. Baskı ön izlemeyi gösterilecek sayfa yok diye ama şimdi ilk önce bir sayfamızın şuraya gelip hücrelerinden her biri bir Excel hücresi. Şimdi bu hücreleri birleştirelim. Burada bizim bir şirketimizin tanıtımı olacak. Şirketimizin ismi olsun. Şu hücreleri birleştirelim. Şunları birleştirelim. Sonra şu ikisini şirket başlığı altında. Şimdi hemen gelelim buraya. Şirketimizin bir nesi olsun? Arması olsun, değil mi? Açalım hemen Paint'i. Ne yazalım buraya? 11 G. G büyük olsun. Evet. Sonra bunu alalım. Şöyle keselim. Götürelim. Buraya yapıştıralım. Evet. Hemen buraya geliyoruz. Büyük harfler. 11G kalıp bilmem ne şirketi. Şuradan yazımızı ortalayalım. Kendi isteğimize göre büyütüp küçültebiliriz. Adres kısmına bilmem ne sanayi şirketi sanayi caddesi no bila. No bila ne demek bila? Belirsiz değil mi? Evet. Tamam. Şimdi buraya gelip telefon verelim. 0224 111 11 11 olsun. Sonra
GSM verelim. 0 111 111 11 11 olsun. Şimdi ortalayalım. Büyütelim. Şuraya gelelim. Ne vereceğiz? E-mail adresi vereceğiz. Büyük harfle yazılmazdı. Bilinmez. Bilinmez mail diyelim. Efendim şimdi güzel ha. Hotmail.com diyemeyiz de. Efendim sorayım. Hayda la. Hemen şunu ortalayalım. Biraz büyütelim. Evet. Şimdi şurayı seçeceğiz. Bakın hemen. Sağ tuş. Hücreleri biçimlendir. Kenarlık. Kenarlıktan şirketin tanıtım logosunun olduğu kısımlara. Hemen şuraya geliyoruz. Tek bir satır. Hücreleri birleştir. Aralık değerini yükselt. Ne diyelim buna arkadaşlar? Kalıp büyük harf yalnız. Kalıp yapım teklifi. Ortalayalım. Küçültelim. Yazımızı biraz kalınlaştıralım, büyütelim. Evet. Etrafındaki çizgileri belirginleştirelim. Evet. Şimdi şurada da bir küçük aralık bırakacağız. Şu aralığı çok küçük bir değere atalım. Şurada da çok küçük bir değer olsun. Ayrı başlık şeklinde. Şimdi gelelim buradan. Şu kadar bir yerde, tek bir hücrede birleştirelim. Ne diyelim buraya? Parça adı. Parça adı bu aşağıya doğru böyle gidecek ama şu bir tanesi hariç, en üstteki hariç, içeriği temizleyelim, hücreleri getirdik oraya. Şuradan getirelim. Bunu şuradan getirelim diyeceğim ama bunun yeri belli olmayacak. Peki biz yine de yapalım. Tek bir hücre, iki hücre, iki hücre çok gelebilir. Tek bir hücre olsun o zaman. Evet, şuraya parça adı, saç, kalıp, yapımı. Neydi bizim parçanın adı neydi? Pardon, parçanın adı. Parçamız hangisiydi? Saç 3. Saç 3 olsun. Şunu hemen sağ tuş aşağı doğru çekip hücreleri kopyala dedim. Geldim buraya. Ne diyelim ona biz? Delme artı kesme kalıbı. Delme artı kesme kalıbı. Şuraya ne yazıyoruz? Kalıp tipi. Şuraya geldik, yazdık. Kalıp göz sayısı. Kalıp göz sayısı yazıyla bir. Şimdi şunları hemen hücreleri biçimlendirelim. İnce çizgi olsun. Evet, burada yapacağımız çalışmalar. Hemen şuraya geldik. Efendime söyleyeyim. Kalıp elemanları.
kalıp elemanları. Ardından şuraya kadar çekelim. Şimdi bizim kalıbımızın parçalarının tek tek en boy, efendim söyleyeyim, kalınlık, en uzunluk veya boy diyebilirsiniz. Boy diyeyim ona. Veya uzunluk olsun. Uzunluk olsun. Sonra ağırlık olsun. Sonra adet olsun. Kaç adet? Sonra adetten, efendim söyleyeyim, ardından kilo, kg, bölü, fi, ne diyeyim ona, TL diyelim. TL'si olsun. Sonra, efendim söyleyeyim, tutar, büyük harfle, tutar olsun. Ne bazında? TL bazında. Şimdi bunları getirdik buraya. Hemen hücrelerini çerçeve içerisine alalım. Süsleyelim biraz, süsleyelim. Bakın burada kısa geldi. Hemen şöyle yapıyoruz. Hücreyi birleştir. İki defa, ikinci defa bekleyip ikinci defa basıyoruz. Evet. Çerçeve çizgilerimiz gitti. Evet, onları sattık. Şimdi ben buradan biraz ekranı büyüteceğim. Kaça getirdim onu da söyleyeyim. 110'a getirdim. Kalıp elemanları olarak hemen gidiyoruz. Nereye? Katya'mızdaki dataya. Tek tek ölçeceğiz şimdi bunları. Hepsini kapatayım. Ardından neyden başlayalım? Kalıp alt plakasından başlayalım. Kalıp alt plakası. Aldık elimize kumpasımızı. Kalınlık kaç? 56. Uzunluklar kaç? 394. 396,5. Bakın şurada ilginizi çekeyim. 56. 56'lık malzeme senin işleyeceğin malzeme. Tamam mı arkadaşlar? Senin işleyeceğin malzeme 56'lık olabilir ama sen onu 56'lık diye söylersen karşı tarafa, evet, hücreleri kopyaladık. Şöyle yapalım. 56'lık diye söylersen adam sana güler. Çünkü 56'lık malzeme yok. Kaçlık var? Evet. Kalıp alt plakası. 60'lık var. 55'ten sonra 60 nasıl malzeme kalıpları nasıl gider onu söyleyelim. 55 metreye kadar 5'erli gider. 55'ten sonra arkadaşlar onarlı gider. 80'e kadar onarlı gider. 80'den sonra 20'lik gider. Şimdi gelelim. Demek ki 60 bizi kurtarıyor. Ardından geldik. Nereye gelelim? Kalıba. Kaçtı bu uzunluklar? Şu. 394. Talaş kaldıracağız biz bundan. 394. 210. Öbürü kaçtı? 300 kaçtı? Pardon bakalım. Bir daha bakalım. 394'müş. 420. 420. Tamam. Ağırlık. Gelelim şimdi burada ilginç hesaplamaya. Şunu hemen şöyle biçimlendireyim de algılamam benim için kolay olsun. Şimdi ağırlık hesaplaması yapacağız. Hemen bu formülleri nereden alıyorum veya nereden bakıyoruz dersek, kalıp temrin kitabı
Evet. Sinekleri aç. O açana kadar biz buluruz. Evet. Formüllerde sayfa 7'de. Dijital ortamda sayfa 13'te. Tamam mı arkadaşlar? Bakın hacim ve ağırlık hesaplamaları var. Hani matematik dersinde görüyoruz ya prizmatik parçaların ağırlıklarının bulunması. Neydi mesela burada hemen bakarsak? Prizmatik parça. Parçamız prizmatik parça. B, H, L. Yani kalınlık, uzunluk ve efendim söyleyeyim boyu ne yapıyor bizden? Eni istiyor. Demirin veya çeliğin özgür ağırlığı kaç? 7,85. Sonra çevrime giriyor bu. Kilogram cinsinden elde edebilmek için bölü 1 milyon yapıyoruz. Excel'e bunun yansıması şöyle olur. Shift'e basıp eşittir'i buldum. Diyorum ki 60 sonra efendim söyleyeyim klavyeden çarpıya bastım. 420'ye çarpıya bastım. Tekrar 420'ye çarpıya bastım. Çarpı 7,85. Sonra bölü işareti 1 milyon. 6 tane sıfır. Enter'a bastım. Ağırlığı 83 kilogram çıktı. Şimdi sağ tuş yapıyorum bu 83 kilograma. Hani müşteriden alacağın şey, pardon, malzemeden alacağın şey böyle virgülden sonra küsuratlı olarak çıkmayacağı için sayıları hizala. Virgülden sonra bir tane. Evet. Kaç adet olacak bundan? Bir adet olacak. Kilogram fiyatı kaç para? 8 lira. Tamam mı arkadaşlar? Efendim şimdi tutarını hesaplayacağım şimdi. Shift'e bastım. Eşittir. Ağırlık çarpı 8. Enter. Hemen onun yanına da geldim. Hücreleri biçimlendirdim. Sayı dedim. Virgülden sonra bir hane konuşsa dedik. Evet. Kalıp alt plakasının efendime söyleyeyim neyi bitmiş oldu? Ağırlık ve fiyat hesaplaması bitmiş oldu. 8 lira yaklaşık galiba 8 lira piyasada. Olmadı 8 lira 10 lira. Şimdi bakın burada ağırlık birimi var ya burada 83. Geliyoruz oraya sağ tuş. Aşağıya doğru sürüklüyoruz. Sonra diyoruz ki hücreleri kopyala. Bakın şimdi bütün ağırlık birimleri bu formülü hepsini aşağıya doğru getirmiş olduk. Şimdi gidiyorum ben. Kalıp alt plakasıyla işim bitti. Kalıp üst plakası. -396 394. 45'lik malzeme var mıydı? 45'lik malzeme var ama ben talaş kaldıracağım. Hemen bu olacak 50. 420. 420. Bakın ağırlık çıktı hemen. Buraya ne yazıyoruz? Kalıp üst plakası. Büyük harfle yazmadık. Kalıp üst plakası. Kaç adet? Bir adet. Kilogram fiyatı 8 lira. Efendim söyleyeyim. Bakın şunu da hemen yapıyoruz. Seçiyoruz. Mouse'un sol tuşuyla sağ tuşla gelip aşağıya doğru çektiriyoruz. Hücreleri kopyala diyoruz. Evet. Fiyatı da buradan çıkıyor. Şimdi geldik. Kalıp alt plakasında ham haldeki malzemesini hesap ettik. Efendim söyleyeyim. Ardından bir alt plaka daha var. Bunda karkas grubu var. Onu açıyorum. Hemen kalıp üst plakasını kafamızı karıştırmasın diye kapatıyoruz. Kupası aldım. 53'müş. 53, 55 malzeme bulabilirsin. 2 metre kurtarmaz onu zaten. 5,60'lık sipariş edeceksin. Gelelim bir kere şuraya. Ne yazalım? Kalıp alt plakası 2 diyeyim. Buraya gene 60 metre diyeyim.
Gideyim katıya, kıyıları ölçeyim. 474, 476, efendim söyleyeyim, onar metre koyduk. 496, 500, 500 rakamları buralarda. Efendim söyleyeyim. Evet, ağırlık burada hemen çıktı. Kaç adet? 1 adet. Kilogram fiyatı ince olan rakam 8 lira. Bakın bu malzememiz 1000 lira tutuyor. 942 lira. Yani öyle kalıp yapmak maliyetli bir iş. Evet. Hayt dedik. Ardından tekrar bakalım burada. Karkas malzeme grupları var. Şimdi buna gidiyoruz. Şurası 60. Kumpasımızı aldık. 130'a. Efendim söyleyeyim. 394. Şimdi 60 yok. 70 alacaksın. Temiz malzeme 60 istiyorsan 70 alacaksın. 130 yok. 140, 140 alacaksın. Hemen şuraya 70, 140, şu uzunluk kaçtı? 394. Onu da 420 alacaksın. Ne diyelim buna? Karkas grubu diyelim. Bir tane değil bu malzeme, iki tane. Birim fiyatları yine aynı. Evet, karkas grubunda malzemesini çıkarmış olduk. İki adet. Karkas grubundan sonra gelelim bizim, efendim söyleyeyim, dişi plakaya, kalıp alt plakası dişi plakaya gelelim. Örnek. Dişi plakada yaklaştırayım size karşı. Kalınlık 34 metre, 196, 194, 196. Hani biz anlatıyorduk ya, malzemeyi öyle kısaca kesemiyorsun. Biraz talaş kaldırman gerekiyor. Şirket ısıl işlemde çatlamalara karşı, patlamalara karşı garanti verebilmesi için. 34'lük malzemeyi bir kere 40'lık alacaksın. Şu efendim söyleyeyim, malzemeyi 196'yı da 200'lük alsan kurtarmayacak seni. 220 almak zorundasın. Gidelim tabloya bakalım şimdi. Neden 220 alacağımı söyleyeyim ben size. Evet, şunu kapatıp tekrar açayım. Evet. Şimdi malzeme ama böyle diyor. Bakın şimdi. Şimdi bakın burada sayfa 35'te. Sayfa 35'te. Sayfa 34'te. Şimdi 40'lık malzeme alacaktık. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. 34'tü şurası değil mi? 34'tü. 34'lük malzeme yok olmadığını söylüyorlar zaten. 40'lık malzeme alacağız. 40'lık malzeme alacağız ama 200'e. Bakın 40'a 200 var. Ama malzemeci ne diyordu sana? Malzemeci diyor ki kıyılardan pay bırakacaksın. 40'a 220. Hemen geliyoruz buraya. Dişi plaka. Kalınlık 40. Kalınlık 220. Diğer taraftan 210 kabul edebilirsin. Birim adeti 1 adet. Birim fiyatı 40 lira civarında olsa gerek. Evet. 40 lira civarında olsa gerek. Diş plakadan sonra kılavuz plakayı açalım. Hemen kalınlığına bakalım. Kaç? 32. 40'lık malzeme alacağız. 35'i kurtaramayız. Bu değerler gene aynıydı. 220'ye 220 geldik. 40. 220'ye 220. Neydi bunun ismi? Kılavuz plaka. Kaç adet? 1 adet. Normal çelik malzeme 8 lira. Devam ediyoruz. Hayt yaptık. Kılavuzu, diş plakayı, kılavuzu, efendim söyleyeyim. Kılavuzu ayarladık. Zımba tutucu.
Zımba tutucu plakası. Zımba tutucu plakasına bakıyoruz. Kumpası aldık. 25'lik vermiş. 30'luk malzemeden kurtaracağız. Diğerleri aynı mı beraberinde? Diğerleri aynı. Kaç mı aslında unuttuk fazla gerizlik yaparken. Kaç? 25-30'luk alacaktık. 30 220 220. Şurasında ben 220 yapayım da hepsinden eşit talaş alınsın. Zımba tutucu, efendime söyleyeyim. Zımba tutucuyu da hallettik. Darbe emici plakası. Darbe emici plakası. Ne yapıyordu? Zımbalarımız aşağı doğru basılmaya çalışırken zımbalar yukarıya doğru kuvvet uyguluyordu. Plakanın yüzeyini eziyordu. Bu da bizim pres kursunu da gereksiz yere artırmamıza sebep olacak. Üst plakayı bozacak diye mi arkadaşlar? Bunu engellesin diye darbe plaka, emici plakası. Kalınlığı 8 mm, temizliği 8 mm. Sen en az 10'luk alacaksın. 10'luk alacaksın. Evet, bak şunu da gelelim şuraya. Darbe emici plakası. 10'luk aldık. 220 yaptık. 220 yaptık. Bir tane aldık. Zımba tutucuyu unutmuşuk. Bir tane aldık. Zımba tutucunun kilosu 8 lira. 40 lira. Efendim şey, malzeme 2379. Dişi plaka ve darbe emici plakası. Evet. Plakası. Efendim söyleyeyim. 40 lira malzeme kilosu. Devam edelim biz. Şimdi ne kaldı? Karkas grubunu yaptık. Diş plakayı yaptık. Kayıtlar var. Kayıtlara bakıyoruz şimdi. Kayıtları soğuk çekme malzemeden temin edebiliriz. Kaç? 10. Bakalım şimdi. Kayıtlarda şurada malzeme listesine bakalım hemen. Malzeme listesi. Malzeme lama. Sıcak çekme. Soğuk çekme lamalar. Kaçlık var. Soğuk çekme lamalar. 15'lik, 14'lük var. 15'lik var, 16'lık var. Efendim söyleyeyim. Sıcak çekme. Soğuk çekme lama arıyorum ben. Kaşık arayacağım. Efendim söyleyeyim. 10 mm. Biraz temizlemem lazım onları. 15'lik, 16'lık olacak onlar. Bakalım şimdi. Eni kaçmış malzemenin? Uzun olan kıyısından ölçüyorum. 48. 50'lik malzeme burada beni idare eder. 15'e 50'yi bulacağım. 15'e 90, 15'e 90, 15'e 50 malzemem var. 15 çarpı 50. Uzunluk kaç? Evet, 396,5, 400 mm. Kaç tane? 2 tane. 15, 50. 15, 50, 4. Kaç tane? 2 tane. Kilogram fiyatı 10 lira civarında olsa gerek. Ne diyoruz bunlara? Neydi? Kayıtlar. Şimdi buraya kadar geldik. Bakalım burada başka yapmadığımız ne malzememiz var? Temrin bant, diş plaka, kalıp alt plakası, üst plakası falan filan. Kesme delme zımbalarını yapmadık. Şimdi hemen gelelim buraya. Bakın burada şu yuvarlak olan malzemeleri hazır gidip satın alacağız. Bunları imalata sokmamıza gerek yok. Şu kesme zımbamızı alacağız. Televizyonda kestireceğiz. Televizyonda kestirebilmek için bu malzemeyi biraz büyükçene kestirmen gerekiyor ama hemen uzunluğuna bakalım.
Efendim söyleyeyim. Şu çaptan şu çapı 50 mm. Ha, şu radyüs kaçtı bunun? 50. Şu radyüs de arkadaşlar 38, 40, 40, 90. Yüzlük malzeme 100. 100'e 50. 50 çarpı 100 çarpı 50 çarpı 100 çarpı 100. 50. 100. Uzunluğu 110. Nedir bu? Kesme zımbası. Şimdi nasıl yaptım diye soracağım. Biraz hızlı mı oldu? Hemen. Hemen bakalım abi. Şimdi burası çapraz kaçlık? Bak 38'lik. 40'lık yani. Şimdi 40'lık malzemeyi biraz terazinin mengeniyle bağlayacak, pabuçlarıyla bağlayacak. Biraz geniş alman gerekir. Efendim söyleyeyim 50'lik yaptık. E boyu zaten 100. E şuradan da hesap yaptım. Kaç çıktı? Bakalım şuradan. Şuradan. Şurası kaç? 50. Radyüslerle beraber 40 da oradan geldi. 90. 90'lık malzeme yok. Dolayısıyla efendim sen 100 olan bir malzemeyi seçeceksin. Boyu 110. E, temizleyebilmek için 110 alman lazım. Dolayısıyla kaç yaptık? 50, 100, 110 yaptık. Bir adet alacaksın. Efendim söyleyeyim. 40 lira kilogramına yazacaksın. 2379 malzeme. Efendim söyleyeyim. 2379 malzeme. Şimdi geldik buraya. Kimler var burada başka? Yan çakılar. Şimdi diyeceksiniz ki bu yan çakılarla beraber terazide bunları kes. Öyle olmasa bile şöyle biz öyle yapmadığımızı kabul edelim. Bakın burası 43. 43, 50 yapacağız. Boy 110. 100. 110 yapacağız. 43. Şu 50 idi. Şurası 110 olacak. Yan çakı. Kesici grubu bu. Şu yandan kalınlığı ölçüyorum. Burası ile burası. Kaç? 10 mm. Ben en az hemen gidiyorum malzeme listesine. Bak şimdi. Malzeme listesine göre. Yani şey yapmamak için. 10'luk malzeme var. 15'lik malzeme var. Bakın şimdi bakalım buradan. 50'ye 15. Evet. 50'ye 15 malzeme. Tabloda var. Tabloda olmayan bir malzemeyi sipariş edersen adam bir boy büyüğünü gönderir sana. Yani senin de bu işi pek veya yeni olduğunu anlar. Şimdi iki tane olacak. Kilosu gene 2179 malzeme. 40 lira. Şimdi buraya kadar iyi geldik. Şimdi bu yan çakılardan başka yan çakıları da yaptık. Şu zımbaları hazır alacağımızı söyledik. Karkas grubu ne var? Sunlar var değil mi burada? Sunlar ve burçlar var. Sunlar ve burçları hazır alacağız zaten. Onu biz kendimiz yapmıyoruz. Hazır alıyoruz. Efendim söyleyeyim. Direkt takıyoruz. Şimdi gelelim gidelim tekrar buraya. Şimdi burada bir hane boş bırakayım. Şimdilik. Şurasını sileyim ben. Şuradaki formülü de sileyim. Şuradaki formülü de sileyim. Şunu şöyle getirelim. Şöyle getireyim. Çünkü malzemem bitti benim zaten burada. Hücreyi birleştireyim. İlk önce parçalayıp daha sonra birleştireyim. Şöyle diyeyim ki ara toplam 1. Ara toplam 1 sadece bu malzeme için. Hemen buraya geldim. Shift'e bastım. Pardon. Shift'e bastım. Eşittir. Hemen topla dedik. Shift'e basıp parantezi açtım. Şuradaki en üstteki hücreyi seçtim. Sonra Shift'e basıp 2 nokta üste koydum. Geldi bana gene R12'yi verdi. Ama ben R12'yi seçmeyeceğim. Şurası kaç? Şurasını getirdim. R21'i seçtim. Parantezi kapattım. Oldu. Fakat demin orada bir yaptığım hata vardı. Bu R21 değil de normalde bakın en son hücre R22. Bakın 22 R. Hemen geldim buna. 22 yapıyorum. Enter'a basıyorum. Evet malzemeciye ödeyeceğimiz para tutarı arkadaşlar 22. Şimdi buraya geldik.
Burada istediğiniz boyamaları yapabilirsiniz. Şurasını biraz küçülteyim. Bana bir boşluk lazım burada. Hemen geliyoruz buraya. Şurasını yüzeyleri parçalayıp tekrar birleştiriyorum. Hemen küçük bir aralık. Tekrar hücrelerimi tek bir hücreye çeviriyoruz. Evet. Burada yapacağımız işlemler arkadaşlar standart malzeme ve işçilik tutarları. Standart malzeme ve işçilik tutarları. Hemen geldim bunu hücrelere biçimlendir. Çerçeveyi alayım. Şuraya aşağıya doğru tekrar çekelim şöyle. Hücreleri kopyala dedik. Şunları ikili olarak. Evet, şöyle sağ tuş. Buraya doğru hücreleri kopyala diyeyim. Şimdi buralarda herhangi bir işlem yapacak mıyız? Şimdi arkadaşlar bir. Nelerimiz vardı hazır ve şey. Sütun ve burç. Ardından ısıl işlem. Ardından CNC işleme. Ardından tasarım. Bunlar bizim gider kalemlerimiz. Tasarım. Ardından varsa lazer kesim. Lazer kesim. Sonra montaj. Sonra arkadaşlar diğer giderler. Diğer giderler. Şimdi sütun ve burç. Kaç tane sütunumuz var bizim? 4 tane sütun var. Tamam mı arkadaşlar? Isı işlem. Şunları da hemen şöyle. Şimdi burası hep tutar olacak. Şunları hemen şöyle yapalım. Kimisini boş bırakacağız. İşimize yaramayacak bizim. Yani aynı da ayrı bir sayfaya yapmam gerekir. Onu da yapmayacağız. Hemen gelelim şöyle. Dolgu atalım. Sütun ve burç. Hemen şuraya 30 yazalım. Şu ardından ekle simge diyelim. Bakın şu çap işaretini bulacaksın. Çap 30'luk ekle dedik. Kapat dedik. Çap 30'luk bir aralık bırakmam lazımdı. Kopyala diyeyim. Kopyalan hücreleri ekle diyeyim. Evet. Şuraya işlemler diyeyim. Ölçü 1. Şunu küçülteyim ben. Çok büyük olmuş. Evet. Hatta şöyle de yapabiliriz. Ölçü 2, ölçü 3. Isıl işlem. Isıl işlem. Efendim, ölçü 1, ölçü 2, 3 olsun. Şurası bir kere tutar tire TL olacak. Şurası adet olsun. Efendim söyleyeyim. Bakayım. Şurası adet olsun. Burası kilogram olsun. Kilogram bölü TL olsun. Şimdi ısıl işlemin
Isı işlemi nasıl yapacağız? Isı işlemi. Şuraya eşittir koyuyorum. Bakın şimdi burada yan çakılar var ya. Ağırlıklar. Bu ağırlıklar. 0.2. Kaç para? 25 lira tuttu. 1.2. Normalde efendim söyleyeyim. Bakayım şurada bir yanlışlık mı var? Şunu geri alayım şurada. Kafanızı karıştırmak istemem ama 0.2, 0.6. Halbuki bizim bunu neyle çarpmamız lazımdı? Bir formülden bir hata yaptık. Kilogramla adeti çarptım. Kilogram fiyatı 40 lira. Evet, L22, P22 ile L22'yi, L22. Şurada formülde bir hesap yanlışlığı yaptım ben. Bir de N'yi de katmam lazım buraya. N'yi katmam lazım. Adeti eşittir. Hemen çakarsam. Bak şimdi buradaki malzeme hemen fiyatlar değişti. Gördünüz mü? Evet. Şimdi ısıl işlem. Evet, burada bir hata yapmıştım. Kilogramı dayalı mesela adetleri içe saymışım. Halbuki 2 adet bir malzeme cebimizden bedavadan çıkacaktı bak şimdi. Şimdi ısıl işlemde çelik malzemelerin tamamını ısıl işleme göndereceğiz. Bak şimdi şöyle yapıyorum. Bir kere eşittir'e bastım. Bu. Sonra parantez aç buraya. Bir tane parantez aç. Çarpı 2. Parantezi kapat. Artı de kesme zımbası. Bunu yap. Gene parantez içine al. Artı de, pardon artı diyorum. Çarpı de, 1'e bas. Parantezi kapa. Artı de, parantez aç. Bakın yan çakıyı kesme zımbasını hallettim. Darbe emici plakaya geliyoruz şimdi. Bu, çarpı, adet, parantezi kapat. Artı, parantez aç, 15.2, çarpı, adet, parantezi kapat. Eşittir. Evet. Gelmen sayıyı efendim söyleyeyim. Tek haneli bir sayıya indir. 24.6 kilogram bu. Efendim söyleyeyim. Kaç adet? 1 adet olacak. Kilogram fiyatı 25 lira civarında. Evet, 1 kilogramını 25 liraya ısı işlem yaptırıyorsun. Hemen yapıyorum. Bu çarpı adet çarpı 24.6 kilogram eşittir. Evet, 615 lira ısı işleme vereceksiniz. Evet, bir günden sonra birlik. Çap 30. Adet 4 tane. Takımı, tamam mı arkadaşlar? Takımı olsa ki ₺80. Efendim, hemen şöyle yapıyoruz yani. Eşittir. 80 çarpı 4 enter. 320 lira. Şimdi CNC işlemeden bu kalıba şimdi bakıyoruz şöyle. Esas kalıp burada bizim işimize yarayacak. Ne var? Dış yüzeylerin işlenmesi isterseniz normal freze, universal freze tezgahı isterseniz CNC tezgahında deliklere dahil her tarafını tamamladığınız zaman ya kem yapıp çok ince ayarlar varsa, yani kalıbınız çok bu kadar basit değil de daha zor kalıplarsa
Hani kem yapıyorsunuz ya, kem yaptığınız zaman simülasyon göster dediğin zaman simülasyonda saat var orada. Ne kaç saatte işleyeceğini gösteriyor. O saatleri birebir toplarsınız, zarar etmek istemiyorsunuz. Veya iş tecrübeniz varsa hemen gelir saati ne yaparsınız? Yazarsınız. Ben 80 saat dedim buna. Saatini de bir saatini de efendim söyleyeyim adet bir olsun. Kaça yaptık? Şu formülü hemen aşağı indirirsen. Efendim söyleyeyim 6400 lira. Tasarım. 1000 lira yazıyor. Öyle ya, hani o teknik büroda çalışan çocuk var ya. Teknik büroda çalışan çocuğa da bir haftadır uğraştığını kabul ediyorum. Bir kereye mahsus uğraştı. Efendim söyleyeyim. 1500 lira olsun. Şimdi bakalım burada bir hata olacak mı? Müthiş bir hata oldu. Evet. Burada şunu yapacağız. Evet, şimdi 1 çarpı 1500 eşittir. Evet, ona da bir hesap geçilecek. Lazer kesim var mı? Lazer kesim yok. Şimdi lazer kesim var mı? Lazer kesim nerede var aslında? Şuralara burç yapılacaktı. Bu kalıpta yapılmamış. Lazer kesim de olduğunu kabul ederiz. Onları CNC işlemektense lazer kesim kaç para olsun? 250 lira toplamına olsun. Efendim söyleyeyim. Kaç? 4 tane yapılacak. 4, 4, 8 tane yapılacak. 40 lira tanesini olsun. 8 adet olsun. Efendim söyleyeyim. Kaç yazar? 4 kere 8. Hemen çarpı kaç? 40 enter 320. Şuraya geldim. Eşittir 320 enter. 320 lira montaj. Kaç saatte bu adam bu kalıbı monte eder? 6-8 saatte monte ettiğini kabul ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 80 lirada o işçiliğin saat ücretine yazıyorum. 8 saat çalıştığını kabul ediyoruz. Pardon, bir kereye mahsus 8 saat çalıştığını kabul ediyoruz. Hemen geliyoruz buraya. Eşittir 8 çarpı 1 çarpı 80 eşittir 640 lira. Diğer giderler. Diğer giderler ne olabilir? Evet. Çap 30 burası 180. Boy 180 herhalde. Yani böyle zımba kullanıyoruz. Diğer giderler ne olabilir? Malzemeyi kim getirecek dükkana? Civataları kim satın alacak? Arkadaşlar, civataları kim satın alacak? Malzemeleri kim alacak? Hep onlar içinden yaklaşık 2000 lira. Yani nakliye giderleri, koşturmalarımız dahil. Efendim söyleyeyim. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere 2000 liralık efendim söyleyeyim giderlerimiz oluşsun. O zaman gelelim şuraya eşittir. Bunu direkt yazdık biz. Şöyle yapıyorum pardon. Şimdi şuraya kadar getirdim. Tek hücre yapayım. Başka bir kaldı mı derdimiz? Evet bir derdimiz daha var. Şöyle yapalım hemen. Civata almayacaksınız değil mi bu malzeme için? Evet. Civata yok mu kalıp için? Var. Bağlantı elemanları. Yani bir 300 lirada Civata'dan geldim şuraya. Eşittir dedim. 1 çarpı 300 lira eşittir. Ardından şunu şuraya kadar parçala, tek hücre yap. Şunu tek hücre yap. Şuraya da ki ara toplam 2.
Ara toplam 2, gel ondan sonra çerçeveye al. Eğer başka daha gider kalemleriniz varsa ekleyebilirsiniz. Bu size bir şey açısından, evet, eşittir, topla, 320, 2 nokta üst üste, 27 değil, bakın şurada, 34 görüyor musunuz, 34, heh, onu yazacaksın, yani şurası olacak, şimdi bana ekran müsaade etmiyor, sonra parantezi kapatacağım, enter diyeceğim. Evet, bak 12 bin lira tuttu, malzemeden fazla para tuttu. Sayı, efendim söyleyeyim, 12 bin lira. Tutar TL. Evet. Şöyle hemen ön izlemeye bakıyoruz. Tablomuz ortaya çıkıyor. Şimdi şunları şöyle yapalım. Biraz güzelleştirelim biraz, size ara verelim. Şurayı da hemen yeşil olsun. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Fakat patronun hoş karşılayacağı renkler olması kaçınılmaz. Şunlara kalın yapalım. Şuraya geldik. Şunları hücrelere biçimlendir. Ben çok ince ayrıntı yapmıyorum. Şunlar. Şunu önemli çünkü o. Şu önemli. İstediğiniz gibi hücreleri seçip seçip renklendirebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi tekrar şurasını tek bir hücre yapıyoruz. Parçalayıp arayı küçültüyoruz. Şöyle yapıyoruz. Evet. Tel erozyon. Tutar. Şimdi tel erozyon tutarında televizyon nereden çıktı? Televizyon. Evet, inşallah sayfamızı yetiririz. Evet. Şimdi bir. Hemen şimdi arkadaşlar çevre ardından şimdi televizyon, YouTube'da televizyon videolarına bakabilirsiniz. Televizyon bu parçamızı CNC'de işlemektense kimleri bunlar? Erkek zımbaları, dişi plakaları, efendim söyleyeyim şu alt plakaları kaydırayım. Efendim söyleyeyim. Şu darbe emciği de hide yapalım. Şimdi bakın bu kesme delme zımbaların kalan. Şimdi bunları CNC'de işlemeyeceğiz biz. Daha hassas olması açısından. Ve erkek zımbalar da dahil olmak üzere bunları televizyonla kestireceğiz. Yani 0.1'lik %15'lik tel çapları ile elektrik ark yardımıyla çevresini gezip koordinatlarda DVG dosyası üzerine gezmek kaydıyla çıkartan efendim söyleyeyim makine. Şimdi bu makinede kesim işlemi yapılacak. Kesim işleminin şeylerine bakalım. Şurası tutar diyeceğiz. Bölü TL diyoruz. Efendim söyleyeyim bir tanesi adet olacak zaten. Adet olacak. Bir tanesi bak milimetre ekle simge ekle bakın şu kare gidin yukarıdan bulun veya siz hani bulalım şöyle sizinle beraber şimdi ben daha önce bulmuştum bunu kare ekle kapat diyor bak milimetre karesi
milimetre karesi 0,12 kuruş olsun. Şimdi milimetre kare bölü kuruş olarak yazayım. Daha net anlaşılsın. 12 kuruştur. 0,08 kuruştur. Tamam mı arkadaşlar? 8 kuruştur. Piyasanın fiyatını bilmiyorum. Efendim söyleyeyim. 12 kuruştur. Adetler kaç olacak? Bilmiyoruz. Dolduralım onları. Genelde birer adet şimdi buradan. Sonra çevre. Efendim söyleyeyim. Şimdi parça adı. Büyük harfle yazdık. Kesme zımbası. Evet. Yan çakılar. Efendim söyleyeyim. Bak şimdi dişi. Bunları tek bir seferde yapayım ben. Çünkü hesabı ama bir tanesini ayrıntılı anlatacağım. Dişi. Kılavuz. Kılavuz. Ardından zımba tutucu. Zımba tutucu. Şimdi kalıba baktığımız zaman erkek zımbalar var. Yan çakılar var. Şu hazır, bunları hazır satın alacağız. Hazır satın alacağız. Ama bak buraya yazmadık işte. Ya şunu hemen küçülteyim ben. Küçülteyim. Şu satırları da şöyle yapayım. Satır yüksekliğini 0,40 yapalım arkadaşlar. Yere ihtiyacım var. Şunu hemen yukarıya alayım. Ne yaptık biz? Abi şeylere hesap etmedik. Hazır zımbaları satın almadık. Kalıpta onları satın almadık. Montaj diyeyim. İşlem ölçüsünü şunu bakın. Şöyle yapıyorum. Kopyala. Tekrar devam et. Hemen şuraya geliyorum. Hazır zımba. Hazır zımbama bakayım. Bakın burada iki tane de var. Efendim ama ben bir tanesini bari yazayım. Satırım fazla kalmadı. Çapı kaç? 19 metre. 19 metre. Bak boyu kaç? Boyu. Efendim söyleyeyim. Şimdi hemen evet. Yüz metre. 110 metre. Ötekisi de şuradan şuradan şurası 106 metre. 110 metre. İki tane yazıyor şimdi bak. Hazır zımba. Çap 19'du. Gideceğiz firmadan satın alacağız. Boy 110. Kaç adet? 4 tane. Tanesi bunun 40 lira civarındadır. Tamam mı arkadaşlar? Bak buraya da formüle de eklenmiş oldu. Şimdi televizyon evet. Gelelim tekrar buraya. Şunlara hücreleri biçimlendirelim. Biraz cafcaflı olsun. Şuraya getirdik. Tekrar. Evet. Şimdi çevre. Bakın bunun hesabı şimdi güzel. Şurası toplam olacak. Parçala. Tamam diyoruz. Evet. Buraya geliyoruz. Ara toplam 3. Şimdi ara toplam 3. Geldik ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Evet. Şimdi çevreyi bulacağız. Kesme zımbasının etrafında telle dolaşacak ya makinemiz. Ha, onun çevresini bulacağız. Bakın kumpası aldık. Şu yüzeye geldik. Tıkladık değil mi? Bakın şurada perimetre diye bir yazı yazar, rakam yazar. 223. 222, onu 223 olarak hesap edebilirsiniz. 223. Tamam. 223. Sonra gel boyunu ölç. Boyunu 100 olduğunu biliyoruz ama sana göstermek için 100. Milimetre kare şu çevredeki
yüzey alanı hesap etmek için ne yapacağız arkadaşlar? Hemen geliyoruz buraya. Excel'imize. Çevre 2023. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya da hemen boy hanesi 100 yazalım. Yan çakılar da 110 gibidir zaten. Efendim söyleyeyim. Sonra adet burada. Tamam, adet burada var. Tamam. Toplam çevre. Evet. Şuraya da top çevre yazalım. Toplam çevre yazalım. Şimdi hemen gelelim buraya. Bakın şimdi. Toplam çevreyi hesap edeceğiz. 223 çarpı 100 eşittir. Evet. 22.300 milimetre kare. Toplam çevre hanesini burada biraz şöyle uzatmam lazım ama şu araları burada bana nasıl yapayım abi onu? Şöyle yapayım. Pardon. Şu sütunun aralığı 48'miş ve onları 45 yapayım. Satır yüksekliği 0,45. Tamam. Şuradan geleyim. Satır yüksekliği 0,45. Yer açmaya çalışıyorum da kendime. Şu da olsun. 0,45. Şurasını zaten yapacağım. 0,45. Şimdi burasını büyütmek için yaptım bunu. Bak toplam çevren bak, bölü milimetre ekle diyorum simge milimetre kare. Evet. Şimdi bunu hemen sağ tuş hücreyi biçimlendir. Hizala diyorum. Metni kaydır. Al. Evet. O zaman küçük harfle yazayım şunu. Ne yapacağım? Top nokta çevre yazıyorum. Nokta milimetre kare. Evet. Toplam efendim çevre milimetre kare diyorsunlar. Şimdi yan çakılara geldim. Biraz daha arttırabilirim. Yerim oldu herhalde. Şöyle. Daha ilginç yerlere de ihtiyacım var ama ancak sayfaya sığdırıyorum. Şimdi kaydettiğim bunu masa üstüne 11G diye kaydediyorum. Büyük harfle yazayım. Oh. Evet. Yan çakılar. Şimdi geldik yan çakılara. Perimetre tekrar bakacağız şimdi. Geldim şuradan. Kaç? 103.4 104 onu kabul edebilirsiniz. Bak burası 104. Şimdi gelelim buraya. Boyunu ben 110 söylemiştim size. Efendim söyleyeyim. Şuradan boyu biraz bunun 110 olması gerekir. 100 milimetre yapmıştık ama resimde 110 civarı. Hadi ne yapalım? Kafanız karıştırmayın. 100 olsun. Sizi kırmayalım. Şimdi bakın şunu şöyle yaptım. Sağ tuş. Mouse'un sağ tuşu. Formülü aşağı çekmek için. Evet. 0,8. 8 kuruşta. Buraya kadar güzel. Tutarı ise bakın şimdi. Eşittir. Shift eşittir'e bastım. 23.000 bilmem 22.000 bilmem kaç. Çarpı 0,8 çarpı 1 milimetre enter. 1784 lira. Buraya geliyoruz tekrar. Sağ tuş hücreleri kopyala dediğim zaman. Bunlar da yan çakılarda kaç? 2 tane olacak. Efendim şey 1664 lira. Şurası 1 tane olacak. Şimdi dişi plakayı ölçüyoruz. Şimdi şu kesme zımbasını bak close plaka dişi plaka zımba tutucuyu açayım ben size şimdi. Bak bunlar telde kesilecek. Şurasını biliyoruz 223. Hesap makinesini açayım ben size. Nereden biliyoruz? Tabloya yazdık zaten. Bak 223 104. Şimdi 223
artı 2 tane 104. 104 eşittir kaç? 431 çıktı değil mi? Evet, 431. Geliyoruz. Pardon. 431. Bizim buradaki 19'luk çaplarımız da var. Tamam mı arkadaşlar? 19'luk çaplarımız var. Şimdi ne yapalım onları? 431'i aklımıza tutalım. 19 çarpı 3,14. 59. 60 kabul ettik. 60 çarpı 4. 240 artı 431 de 671. Yani şunların bakın şu çevre uzunlukları. Burası, burası, şu içerideki burası, burası, şunlar ve şurası. Toplam bir plakadaki kalınlıklarda kaç yapıyormuş? 671. Hemen unutmadan yazayım. 671. Unutma özelliğim var. Şimdi gelelim kalınlık boy yani. Boya geliyoruz. Nereden öğreneceğiz bunu? 34. 32 daha. 66. 66. 25 daha. 71. Efendim söyleyeyim 91. Aha da al sana boy. 91. Hemen şuradaki formülü getirip şuraya şöyle hücreleri kopyala dediğim zaman 61.000 efendim söyleyeyim 61. Sonra gelip şuradan da şunu şuraya çekersem hücreleri kopyala dersem bu da yapar. Gelirim bu hücreye derim ki bana virgülden sonra bir haneyi göster. Fazla gösterme. Sonra gelirim buraya derim ki eşittir. Topla, parantezi aç. Efendim söyleyeyim şu. Kaç bu? R40 hücresini. 2 nokta üst üste abicim. R40 değil de R kaç? 42 olacak. Şunun en sonu. R42'yi getir buraya koy. Sonra parantezi kapat. Enter'a bas. Fakat buradaki hanede sağ tuş hücreleri biçimlendirilen sayıdan virgülden sonra bir hane olsun. Ve TL cinsinden olsun. Ve şunu sarıyla belirtelim. Hücreleri biçimlendir dedik. Evet. Bakın şimdi her yapılan işlemlerin şöyle yapalım şunları. Her yapılan işlemlerin yani bakın işçilikler, standartlar, bilmem neler, şunlar bunlar hepsinin giderlerini çıkarttık. Bu gider kalemleri eğer unutulmuşlar varsa ne yapacağız arkadaşlar? Gene kaleme istediğimiz gibi ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Şimdi bu yan alanı boş bırakmıştım ben size. Bak şurada şöyle sayfa şeyi kaldı. Onun önemi yok. Şöyle boş, pardon. Şuraya kadar. Evet. Boş bırakayım. Burasını ister tamamlarsınız, ister tamamlamazsınız. Şunu da şöyle çerçeveye alayım. Kenarlık olsun. Evet. Sonra gideyim kalıbıma. Bunların hepsini görünür yapayım. Evet. Görünür yapayım. Şu F'e basayım da ürün ağacı bitsin. Print secret dedim. Paint'e gidiyorum. Evet. Kalıbımın resmi bu. Şimdi şöyle hemen şuradan şöyle görüntü olarak alayım. Kes dedim. Excel'e götürüyorum. Yapıştır diyoruz. Buraya geldi değil mi? Şuradan hemen küçültüp şöyle taşıyalım bunu. Evet. Şimdi bunu yani bütün teknik elemanlar bu hesaplamaları bilecek abi. Bilmezsen. F3'e tekrar basıp ürün ağacını getirelim. Sadece veya şöyle yapayım. Efendim söyleyeyim.
yeni bir şeyde açsın şu. Bana temin lazım, bu lazım. Bant. Evet. Şunları hide yapayım. Şu planı da hide yapayım. Yan çakılı kalıp olduğu belli olsun. Şöyle poz alacağım. Gene F3'e basayım. Print sıkıntıya bastım. Paint'e gittim. Yapıştırdım. Şuradan şöyle kes dedim. Gittim Excel'e. Dosyayı yapıştır dedim. Gene gitti en üste attı. Aldım oradan. Getirdim. Kalıbımı buraya koydum. Resim üst üste bindirmeme gerek yok. Yerim var dedim. Evet. Şimdi daha yapacağım işlemler var. Şuraya geliyorum. Evet. Hücreye birleştir diyoruz. Ne diyelim burada? Kalıp set ölçüleri. Kalıp set ölçüleri. Şunlara geldim abi. Şöyle. İkili ikili. Şu hücrelere şey yapayım. Evet. Şurasını yapmama gerek yok herhalde. O zaman şunu küçülteyim. Evet. Şuraya X. Şuraya X. Şunlara da diyeyim ki hepsine yazı ortalansın. Şimdi gelelim kalıbın set ölçülerine. Bu sayfayı kapatayım. Hemen ölçelim. Bakın. 476,5 474 474 476,5. Evet. Şu alt la üst arasında 356. Evet. 356. Tamam. Ardından başka yapacağım işler var şimdi. Şuraya daha genel fiyat çıkmadı. Hücre. Şuraya yazıyorum toplam. Şurasını hemen kimleri toplayacağım burada abi? 39 artı enter. Evet. Şimdi şu önemli. Şu ana kadarki yapılan tüm giderlerin hesaplamaları bu çıktı. 24.000 lira, 24.189 lira. Şimdi geliyoruz buraya. Şunu şöyle şuraya getireyim. Nasıl yapalım? Şöyle olsun. Şurası şöyle olsun. Şurası da şöyle olsun. Kenarlık tipi olsun. Kalın ince fark etmez. Şimdi bir buraya da eklememiz gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi bakın. Kar yazıyorum. %25. Toplam dedim.
teklif dedim. Hepsini ortala dedim. Şuraya geldim. Bak şimdi. Kar şu rakam çarpı 1,25. Bitti. Pardon. 0,25 yazacaktım. 0,25. Karımı görebilmek açısından. Yüzeyi biçimlendir. Sayı tek haneli olsun. Sonra toplam dedim. Şu rakam artı karım benim eşittir. Teklif edilen rakam size kalmış bir şey. Yani küsuratları silerler. Yani bütün hesaplamalarda pazarlık sünneti hesabı. Efendim söyleyeyim. Pazarlık sünneti hesabı. Şunu da şey yapalım. Renklendireyim. Şöyle çerçevemizi şey yapalım. Kenarlık dolguları kalın yapalım. Esas ananın kuyruğunun koptuğu yer burası zaten. Şimdi şuraya gelelim. Şunu ayrı bir renk yapayım. Pembe olsun. Ütopya. Evet. 30 bin lirayı kendi kafamızdan yazabiliriz şimdi. Evet. Teklif 30 bin lira. Şuna gelelim. Binlik ayıraç yapalım. Hani öğreniyoruz ya şimdi. Para birimi. Ondalık sayı binlik ayıraç olsun. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi buraya toplam ağırlık mesela şöyle bir şey ekleyeyim ben size. Aklınızda olsun. Bu kalıp ne kadar ağır olacak? Ağırlık dedik. Şuraya şunu getireyim. Hani biz mesela şey yapıyoruz ya, kalıp yapıyoruz. Normalde bir sürü kütle alıyoruz elimize. Ağırlıklar. Bakın şimdi. Eşittir yazıyorum. 364 çarpı 474 çarpı bilmem kaç çarpı 7,85 bölü kaç tane sıfırdı? 6 tane sıfır olacak değil mi? 2, 4, 5, evet. 6 tane sıfır. Tamam mı? Yaptık. Normalde ağırlığı bulduk değil mi? Yani 631 kilo. Hücreleri biçimlendirelim. 631 kilo değil işte. Ne kadar? Şimdi 631. Şunu ortalayayım ben sana. 631 değil. Bir de buraya şöyle yapacağız. Çarpı 0,58 kadar diyelim ona. 58 kadar diyelim. Gerisi 0,58 diyeceğim. 631 kilodan daha aşağı düşecek. 366 kilo. Şunu hemen geldim. Yani yaklaşık takribi olarak kalıp efendim söyleyeyim 366 kilo ağırlığında olacak. Şey mi hesaplar mı? Kesin midir? Değildir. Ama yaklaşık olarak şey var, baz alabilirsiniz. Şunu da renklendirsem. Evet. Şurayı fazladan renklendirmişim. Aman gözükmesin orası. Evet. Bakalım başka unuttuğumuz yer var mı? Bakın şimdi. Şuralarda bazı yerler boş kaldı. Boş kaldığına bakmayın. Normalde şu hesaplamamızın çıkması gerekiyor. Şöyle yaptığımız zaman alın. Kalıbımızın bantı bu. Efendim söyleyeyim kalıp setimiz bu. Set ölçülerimiz burada var. Tüm malzeme listeleri burada var. Şirketimizin tüm adresleri burada var. Bize ulaşabilirsiniz. Malzeme listemiz var. Tek tek bütün malzemeler yapıldı. Ara toplam yapıldı. Standart malzeme ve işçilik tutarları yazıldı. Efendim söyleyeyim. Sonra televizyon tutarları yazıldı. Bir ara toplam alındı. 24 bin lira gider varmış. 6 bin lira biz kar ettik. Artı 30 bin lira. Üzerine 24'ü ekledik. 125 karımızla beraber. 30.237 yaptı. Pazarlık sünnettir derler. Hemen 30 bin liraya biz de ne yaptık? İndik arkadaşlar. Şimdi bunu yazdır diyelim. Evet. Tamam diyelim. Nereye kaydedecek? Masa üstüne. Ne diyelim? 11
G kalıp teklifi diyerekten 11G kalıp teklifi diyerekten ne yaptık? Efendim seriyi yazdırdık. Hemen gidelim ona. Şunları aşağıya alalım. Çoğunluğuyla işimiz bitti. Evet. Şu malzemeyi alalım. Bayağı açmışım. Evet. Evet, yaptığımız dosya bu. 11G'nin kalıp teklifi, kalıp bilmem ne şirketi. Ha, adam ne diyecek şimdi? Güzel irdelenmiş, efendim söyleyeyim. Evet, bu mailimizi unutmayın arkadaşlar. Evet, tüm ölçülerimiz ve şeylerimiz eksik sipsizde. Varsa ufak tefek hatalarımız, onlar da affola. Ne diyeyim size? Arkadaşlar, sağlığınıza dikkat edin. Hepinize iyi günler dilerim.